Nivale, he? Ne işin var senin burada? Gene kimin ekmeğini gözdiktin bakayım sen? Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok bizim. Ben de seni bekliyordum. Ha, bu arada çok güzel bir evmiş bu. Senin üstüne mi bu? Senin ne lan? He? Sen ne? Kimin üstündeyse üstünde. Senin ne? Hı? Ne deyiveceksin? Deyive hadi. Vallahi diyeceklerim öyle pek güzel şeyler değil İsmail. Bu aralar biraz nakit ihtiyacı hasıl oldu da... ...sana verdim. Borcu istemeye geldim. İyi de daha taksidin vakti gelmedi ki. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen yanlış anladın beni. Ben taksit istemeye gelmedim. Ben borcun tamamını istemeye geldim. Borcun tamamını mı? İyi de biz seninle öyle anlaşmadık ki. Kağıt imzaladık ya seninle faizinle ben senin borcunu taksit ödeyeceğim dedik ya. İsmail, bak senetler burada. Ama istersen kendi gözlerinle bir bak. Hepsinin vakti bugünmüş. Bak. Bugün mü? He. İyi de bunun tarih kısımla hep boştu. Sen kendi kafanı yürü doldurmuşsun bunlara. o da senin enayiliğin İsmail. İmza atmayacaktın o zaman. Parayı görünce gözün başka bir şey görmedi tabii. Değil mi? Tomar tomar paraları çantaya doldururken gözün başka bir şey görmedi değil mi? Beni bak, senin bu yaptığın hava ya. Ne derler? Sen şimdi beni dinle. Sana bir hafta mühlet. Bir hafta. Ben paramın hepsini istiyorum İsmail. Getirirsen adam gibi, getirmezsen yollarım evine icracıyı. Bütün her şeyi donuna kadar alırım. Alacak bir şey bulamasam da mutlaka başka yollarla alırım. Anladın mı? Bugüne kadar kimse de bir kuruş param kalmadı İsmail. Kalmaz. Çünkü izin vermem. Kalmaz. Ne yapacağım lan benim?